Değerli medya mensupları, dün akşam yeni vakalarımız olduğu bilgisini paylaşmıştım. Yeni tanı konan, dün için yeni olan hasta sayımız toplam 12 idi. Bunlardan 10'u Avrupa ve Amerika'dan gelmiş kişilerdi. İlk vakadan bu yana dün akşam itibariyle toplam hasta sayımız ise 18 olmuştu. Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bir takım haberler devam edecek. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısıyla sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur. Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün kendisinin gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Ve hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde bir erken dönemde hızla tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor. Bunun için de her türlü tedbiri almış durumdayız. Demin bilim kurulunda bu anlamda özellikle yoğun bakım şartlarındaki hastaları bilim kurulundaki arkadaşların da sorumluluğunda olmak üzere nasıl takip edileceği, taramanın yine üye bilim kurulundaki arkadaşlarımızca nasıl sürdürülmesi gerektiği, sahada nasıl davranılması gerektiği, bununla ilgili tedbirleri daha sık almaya, önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek ve bu süreci aylara daha uzun zaman dilimine yaymadan 1,5-2 aylık zaman diliminde hepimiz biraz daha bu anlamda hassasiyet gösterirsek bu salgını daha kolay atlatacağımıza, vatandaşımızla bu anlamda bizim özellikle nasıl davranması gerektiğiyle ilgili uyarılarımızı dikkate alırsa birlikte bu sorunu daha kolay aşacağımıza inanıyorum.